alfa bozulması, bir atomun çekirdeğindeki alfa parçacığının salınmasıyla gerçekleşen radyoaktif bozulma şeklidir. Alfa parçacığı, iki proton ve iki nötron içeren bir çekirdek parçasıdır ve yükü pozitiftir. Alfa bozulması, genellikle büyük çekirdeklerin kararsız hale gelmesiyle meydana gelir. Bu kararsızlık, çekirdeğin nükleonların sayısına göre orantısız bir şekilde büyümesi sonucu ortaya çıkar. Bu durum, çekirdeğin kararlı bir hale dönüşmesi için alfa parçacığının salınmasını gerektirir. Alfa bozulması, çekirdek parçacıklarının birbirinden ayrılması sonucu gerçekleşir. Bu ayrılma, bir alfa parçacığından oluşan bir nükleer reaksiyonla gerçekleşir. Alfa parçacığı, çekirdekten ayrıldıktan sonra, çevresindeki ortamda pozitif yüklü iyonlar oluşturarak hareket eder. Bu nedenle, alfa bozulması yayınlanan radyasyonun en düşük enerjili formudur. Alfa bozulması, özellikle radyoaktif bozulmalarla ilgili araştırmalar ve uygulamalar için önemlidir. Alfa parçacığı, kısa bir mesafe içinde hareket ettiği için, yayınlanan radyasyonun etkisi yalnızca yakındaki materyaller üzerinde olur. Bu nedenle, alfa parçacıkları, radyasyonun etkisini azaltmak için özel koruyucu önlemler gerektiren yüksek yoğunluklu nükleer malzemelerin taşınmasında kullanılır. Beta bozulması ise, bir atomun çekirdeğindeki bir nötronun bir elektron ve bir antinötronoya dönüşerek salınmasıyla gerçekleşen radyoaktif bozulma şeklidir. Beta bozulması, bir atomun nötron ağırlıklı bir izotopundan daha hafif bir izotopa dönüşmesiyle sonuçlanır. Beta bozulması, nötronun çekirdek içindeki bir proton ve bir elektron olarak parçalanmasıyla gerçekleşir. Bu işlem sırasında, bir nötron, bir protona dönüşür ve bir elektron salınır. Elektron, yükü negatif olan bir parçacıktır ve beta bozulması sırasında çekirdekten salınan ilk parçacıktır. Beta bozulması, beta artı ve beta eksi olmak üzere iki farklı şekilde gerçekleşebilir. Beta artı bozulması sırasında çekirdeğin proton sayısı 1 artar, çünkü nötron bir protona dönüşür ve çekirdeğe eklenir. Beta eksi bozulması sırasında çekirdeğin proton sayısı 1 azalır, çünkü bir nötron bir elektron ve bir antinötrino üretir ve çekirdekten salınır. Beta bozulması, alfa bozulmasına göre daha enerjik bir radyasyon yayınlar. Beta parçacıkları, alfa parçacıklarından daha hafif oldukları için daha hızlı hareket ederler ve daha uzun mesafelere ulaşabilirler. Bu nedenle, beta radyasyonu, çevredeki materyaller üzerinde daha uzun süre etkili olabilir. Beta bozulması, özellikle tıp ve endüstriyel uygulamalarda kullanılan radyoaktif izotopların üretiminde önemlidir. Beta radyasyonu, hücrelerin ölümüne neden olabilen yüksek enerjili bir radyasyon türüdür ve kanser tedavisinde kullanılan radyoaktif ilaçların üretiminde yaygın olarak kullanılır. Ayrıca, beta radyasyonu, malzeme kalitesini kontrol etmek için kullanılan endüstriyel radyografi işleminde de kullanılır. Alfa ve beta bozulmaları, radyoaktif bozulma şekilleridir ve atomun çekirdeğindeki nükleer parçacıkların salınmasıyla gerçekleşirler. Hem alfa hem de beta bozulmaları, çekirdeğin kararsızlığını azaltarak daha kararlı bir yapıya dönüşmesine yardımcı olurlar. Ayrıca, hem alfa hem de beta bozulmaları, enerji ve kütle korunumu yasalarına uyarlar. Alfa bozulmasını keşfeden bilim insanı Ernest Rutherford'dur. Rutherford, 1899 yılında yaptığı deneylerde, alfa radyasyonu olarak adlandırılan yüksek enerjili alfa parçacıklarının varlığını keşfetti. Rutherford'un deneyleri, alfa radyasyonunun bir çekirdek tarafından salınan parçacıklar olduğunu gösterdi. Bu keşif, radyoaktivitenin anlaşılmasına ve nükleer fizik alanının gelişmesine büyük katkı sağladı. Alfa bozulması keşfi nedeniyle 1908 yılında Nobel Fizik Ödülünü kazandı. Beta bozulmasını keşfeden ilk bilim insanı ise Fransız fizikçi Henri Becquerel'dir. Becquerel, radyoaktivitenin keşfinde önemli bir rol oynamıştır. 1896 yılında, uranyumun kendiliğinden radyoaktif olarak bozunduğunu keşfetti ve bu radyasyonun bir cam plaka üzerinde iz bıraktığını fark etti. Daha sonra, Becquerel'in çalışmaları, radyoaktif elementlerin çeşitli radyasyon türleri ürettiğini ve bunların farklı özelliklere sahip olduğunu gösterdi.
beta bozulması, Becquerel'in yaptığı deneylerde, radyoaktif elementlerin çevrelerindeki maddeleri iyonize ettiğini gözlemlemesi sonucu keşfedilmiştir. Becquerel, beta bozulması sırasında salınan yüksek enerjili elektronlar tarafından etkilenen materyallerin ışık yaydığını fark etti. Bu keşif, beta bozulması üzerine daha fazla araştırma yapılmasını ve radyoaktivitenin daha iyi anlaşılmasını sağladı. Henri Becquerel, radyoaktivite çalışmaları nedeniyle 1903 yılında Nobel Fizik Ödülünü kazandı. Daha fazlası için Bilim Peşinde'ye abone olmayı unutmayınız.